Bazı kardeşlerimiz tabii ki kendi iş yerlerinin mallarını pazarlıyorlar. Mesela diyelim ki işte bir peynir satıyor veya ne bileyim şarküteri ürünleri satıyor. Bunu bir firmaya götürecekken yolda birisi diyor ki kardeşim bu ürünleri bana sat diyor. Ondan sonra normalde kaç paraya satacak mesela? 50 kuruşa satacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeyinde olduğu gibi. Diyor ki ben sana 1 lira verdim diyor. Adam da o anda o kişiye satıyor mallarını. Sonra tekrar gidiyor iş yerinden yeniden alıyor aynı paraya. Tekrar gidiyor vermesi gereken yere, asıl vermesi gereken yere veriyor. Bu arada kâr ettiği parayı da kendi cebine koyuyor. Evet. Bu doğru olur mu? Şimdi öncelikle biraz önce bahsettiğimiz Hakim bin Hizam hadis-i şerifi bu şekilde değil. Değil, evet. Orada çünkü kârı kendisine yansıtmıyor, asıl mal sahibine yansıtıyor. Evet. Bahsettiğiniz konuda ise bu kişi o ürünü asıl yerden alıp diğer yere taşıma anında bu mal sahibinin vekaletiyle mi bunu yapıyor? Yoksa oraya satmayı gayesiyle burada kendisi mi bu malı satın alıyor? Burada işçi olduğu için vekalet de O oraya zaman götürüyor. bu tamamıyla bu mal sahibinin malını git falan yere getir. Evet. Yani bu adam sefirdir, elçidir. O malı oraya taşımakla mükelleftir. Evet. Bu mal üzerine bir tasarruf yapma yetkisi yoktur. Eğer bu mal tayin etmiş, belirtilmiş bir mal olursa, yani mal sahibi bunu diyelim ki telefonda müşteriye sattı. Malın konumunu vesaire anlattı. Siz de tamam dediniz, razı geldiniz, alışverişi bitirdik. İyi tamam ben buradaki bir elemanım ile malı size gönderiyorum dedim. Ve yolda o şahsı gönderiyorum. O kişinin bu malı bir başkasına satma hakkı olmaz. Çünkü bu mal artık sizin malınızdır. Satarsa Satacak olursa size ait olan bir malı satmış olur ki bu da sizin o malı teslim almadan tasarrufunuz olacağı için bu da geçerli olmaz. Yani bunun yapacağı ikinci bir akit geçerli bir akit değil. Nerede kaldı ki oradan bir para kazanmış olsun. Evet. Ama diyelim ki bu mal misli mallardandır. Yani devamı olan mallardandır. Ve size satarken de tayin etmedim. İşte şu vasıflarda bardaktan iki tane gönderiyorum. Beş tane gönderiyorum. Yolda giderken o şahıs böyle bir işlem yapsa, satacak olsa ki doğru olmamakla beraber yapsa bunu bana söylemelidir. Yani nasıl olsa siz bir bayisiniz, bu ürünü satıyorsunuz, bir müşteri buldum, sattım. Ama benim namıma satmıştır. O kârı kendi alamaz, Dolayısıyla oraya verir. aldığı paranın tamamını bana getirmeli. Evet. Ve ben size ikinci bir mal ürünü size göndereceğim sattığım kişiye. Eğer tayin etmemişse, ama dediğimiz gibi mal tayin etmişse, belirtilmişse o takdirde o sizindir zaten. Çünkü icap ve kabul ile akit münakit olur. Münakit olan akit hüküm ifade eder. Hüküm olarak da nedir? Bu malın mülkiyetinin size intikal etmesi. Dolayısıyla size ait olan bir malı size sormadan satıp oradan kar elde etmesi düşünülecek bir şey değildir. Evet.